çalıştı. Şimdi hepimizin tabii ortak sıkıntısı nedir? Türk lirasının alım gücünü kaybetmesi ve bir sabun köpüğü gibi erimesi. Artık 200 liranın hissedilen değeri de tıpkı hissedilen enflasyon gibi düşüyor. Yani 20 lira seviyesinde belki hissediyoruz elimizdeki 200 liralık en büyük banknotu. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir her pazartesi olduğu gibi bu bölümde de bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Soracağımız çokça soru var size. Zira bu hafta acaba bizi neler bekliyor piyasalarda? Bir hareketlilik olacak mı başta döviz olmak üzere? Bunların hepsini soracağız. Türk Lirası Mevduat Faizi'yle ilgili gelen pek çok soru var. Tahvil, izleyicilerimiz bunu da merak ediyor. Nedir bu tahvil? Hepsini soracağım kısa kısa. Önce dövizle başlayalım Sayın Özdemir. Acaba dövizde bir hareket mi başlıyor? Ne dersiniz son günlerdeki gelişmelere baktığınızda? Dövizde halen ben ciddi bir hareket beklemiyorum. Çünkü dövizde hareket sürekli oluyor. Merkez Bankası'nın kontrollü bir yükselişi var. Yani hiçbir zaman enflasyon oranında, bunu sık sık dile getiriyorum, enflasyon oranında yükseltmiyor ama enflasyon, mevcut o aylık enflasyon beklentisinin yarısı kadar bir yükseliş yaşanıyor. Bu ay biraz daha adımların yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da tek nedeni Ocak ayı enflasyonun %5 ila 7 arasında bir rakamda olması bekleniyor. Çünkü enflasyon biliyorsunuz özellikle son fiyat artışlarıyla birlikte, asgari ücrete yapılan ve emekliye yapılan zamlarla birlikte birçok işletme anında fiyat etiketlerini değiştirdi. Artık bu Türkiye'de moda oldu. Yani memura, işçiye, emekliye, asgari ücretliye 1 liralık zam yaptığınız anda bir anda marketlerde ve birçok iş yerinde etiketler değişiyor, fiyatlar yükseliyor. Doğal olarak da bu enflasyona yansıyor. İşte Türk lirasını da özellikle yabancı yatırımcı bekleyen, yani adeta yağmur duası gibi yabancı duasına çıkmış olan bir ülkede enflasyonun biraz daha yüksek çıkması nedeniyle Merkez Bankası kuru biraz daha hızlandırdı sadece. Ne olur bu ay özellikle Ocak ayı enflasyonunun ayın 3'ünde gelmesiyle birlikte biz bu adımın biraz daha hızlanacağını, geçmiş aylara göre doların biraz daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi bunun tek nedeni yabancıya kur riskini sıfırlatmak. Bunun için yapılıyor. Yoksa şu aşamada Merkez Bankası'nın kurları yukarıya çekmesinin başka bir nedeni yok. Aslında çünkü aynı zamanda çift taraflı bir silah gibi döviz kuru. Bir taraftan siz ihracatçıyı rahatlatayım, yabancı yatırımcı için kur riski olmasın derken bir yandan da enflasyon yaratıyorsunuz. Yani öyle bir kısır döngüye girdi ki Türkiye şu anda artan her kuruşluk dolar fiyatı Türkiye'de hayatın biraz daha pahalanmasına neden oluyor. Biz bakın şu anda ihracatı gösteriyorsunuz ama Türkiye'nin bence bugün en büyük sorunu, cari açığımızın en büyük nedenlerinden biri de ihracat. Çünkü ihracatımız son 10 yıldır hiçbir zaman ithalatımızı karşılayamaz hale geldi. Yani biz artık üretmeyen bir ülkeyiz. Üretmediğimiz için dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız için de o dövizdeki o bir kuruş var ya böyle ekranda yanıyor. İşte o bizim canımızı yakıyor aslında. Bana göre Merkez Bankası'nın da canını yakıyor ama o kadar çaresiz ki. O kadar köşeye sıkışmış bir Merkez Bankası var ki yapacağı bir şey yok. Yani 2021'deki o Ekim ayındaki %19 enflasyon, %19 faiz ayarları eğer bozulmamış olsaydı biz bugün bu hale gelmeyecektik. Belki de doların bugün neden 12 lira olduğunu tartışacaktık. Enflasyonun belki neden tek rakama düşmediğini tartışacaktık. %10'larda, 12'lerde olduğunu. Ama bugün bakıyoruz, bakın şimdi Mayıs ayı bana göre kabus gibi bir ay olacak. Çünkü enflasyon %70'i bulacak Mayıs'ta. Evet, baz etkisiyle Mayıs'tan sonra düşecek ama bu da bir geçici bir süre. Yani bakın bir de Türkiye'de baz etkisi var. Yani bu bana göre bir ahlaksızlık. Çünkü neden ahlaksızlık? Bunu kullanıyorlar. Yani bir tane siyasetçi çıkıp da ya bakın arkadaş bu enflasyon bir önceki dönemde çok yüksekti. Anormal yüksekti, olağan dışı yüksekti. Bu nedenle bu aydan sonra bir iki ay düşük çıkacak. Ve halkı uyar ve bunu başarı olarak gösteriyorlar. Bunu Bakan Nebati de yaptı. Bunu Albayrak da yaptı damat. ve doğal olarak da insanların artık dengesini bozmaya başladılar. Yani insanların ekonomiye olan inancını kaybettiler. Ekonomi bürokrasisine inancını kaybettiler. Yani böyle bir saçma sapan bir ortamda doları nereye kadar getirebilirler? Ben Şubat ayının sonuna doğru 31,5 falan bekliyorum. Yani 31 lira 50 kuruş falan bekliyorum. Yani seçime kadar bunu 32,5 seviyesine, 33 liranın bir tık altına getirecekler. Bunu sürekli olarak ifade ediyorum. Üstü var mı? Bölgede özellikle jeopolitik olarak çok ciddi anlamda bir olay olmazsa, dünyayı sarsacak bir gelişme olmazsa biz seçime 33 liranın altında bir dolar kuruyla gireceğiz Bilge. Evet, seçime 33 liranın altında bir dolar kuruyla gireceğiz diyor Remzi Özdemir. Şimdi tabii yorumlara baktığımızda artık işin içinden çıkılamaz hale geldiğini söylüyor pek çok uzman, ama Sayın Özdemir'in de ifade ettiği gibi doların artması demek aynı zamanda enflasyon demek. Yani bir sarmal. Sayın Özdemir az önce belki izlediniz programımızın geride kalan dakikalarda mesela simit enflasyonunu hesapladık. %200 çıktı. Mahfi Eğilmez 5 yıldızlı tatil enflasyonunu hesapladı. %300 çıktı. 8 aylık motorindeki artışı %115 bulduk. Hiçbiri TÜİK'in rakamlarıyla uyuşmuyor. Ayşe teyze, Mehmet amca çarşıya gittiğinde, pazara gittiğinde de zaten %65'lik bir enflasyonu görmüyor. Bambaşka rakamlar görüyor. Şunu da soralım o zaman, bu dolar mevzusuna noktayı koymadan önce.